Merhaba arkadaşlar. Bilim Teknik Servis Yedek Parça'ya hoş geldiniz. Sizlere şimdi çamaşır makinesi motorunun harici olarak nasıl çalıştığını onu göstereceğim. Yapmamız gereken iki tane kabloyu tespit etmek. Onlar hangileri? Bir tanesi bobinden gelen kahverengi ve yeşil kablo. Diğer iki tanesi kömürden gelen ve diğer kömürden gelen kabloları tespit etmek. Bunları yapmamız için bize gerekli olan parçalar bir tane küçük bir kablo, bir tane enerji kablosu ve 4 tane soket. Evet. Öncelikle kablomuzu soketlerine takalım. Bu kablo köprü atmak için lazım olacak. Önceden hazırlıyoruz. Evet. Köprü kablomuz hazır. Köprüyü nasıl atacağız? Hemen gösterelim. Bobinden gelen yeşil ya da kahverengi kabloyu kömürden gelen herhangi bir tane kablo ile birleştirmek. Hemen bakalım. Kahverengi kablo birinci sırada. Şurada gösterelim. Birinci sıraya takıyoruz. Diğer yapmamız gereken kömürden gelen herhangi bir kabloyu köprü yapmak. Ben bunu yapacağım. Köprü. Bu hangisiymiş? Bu da mavi kablo. Kaçıncı sırada? Üçüncü sırada. Buna köprü atıyorum. Eğer grup soket yoksa sizin motorunuzda bunu bağlayabilirsiniz bu iki kabloyu. Daha sonra enerji için gerek olan kabloyu da soket takıyoruz. Bu enerji kablosunu da burada kullanmadığımız diğer kabloyla kullanmadığımız diğer kömürü birleştiriyoruz. Burada hangisini kullanmıştık? Kahverengiyi, yani yeşil kabloyu kullanacağız. Yeşil kablo ikinci sırada. Soketi taktık. Diğer kömürün kablosu hangi renkmiş? Bu da siyah. Buradan siyahı buluyoruz. O da dördüncü sırada. Şöyle gösterelim. Dördüncü sıraya takıyoruz. Kabloların birbirine değmemesi gerekiyor. Şu anda motorumuz çalışmaya hazır. Motor ilk devirde, yüksek devirde çalışacağı için, en son seviyede çalışacağı için biraz zıplama yapabilir. O yüzden tedbirinizi alın lütfen. Fişe takalım. Gösterelim. Motorumuz çalıştı. Özetlemek gerekirse bobinden gelen iki kablonu tespit ediyoruz. Bir tanesine kömürle köprü yapıyoruz. Diğer kullanmadığımız kabloyla diğer kömürün kablosunu enerji kablosu olarak kullanıyoruz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca motor en son seviyede çalışacağı için, en yüksek devirde çalışacağı için size belki fazla gelebilir. Elektrikçilerden alacağınız bir dimerle şu araya takabilirsiniz, bu dimeri devrini düşürüp daha çok yükseltebilirsiniz eğer isterseniz. Ayrıca
Motor milini çıkartarak buraya çark sistemi de kurabilirsiniz. Odun kesmek için kullanabilirsiniz ya da farklı şeylerde de kullanabilirsiniz. Ne bileyim bıçak bileme sistemi de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaparak harici olarak motoru çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunları çıkartalım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.